Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Çağlanız yine kendini sakatladı. Anlayacağınız. Yani. Evet. Yine kendimi sakatladım. Her zaman olduğu gibi. Yani illaki ya elimi kesiyorum, ya kolumu kesiyorum, ya başka bir şey oluyor. Yani her defasında ben bu ev kazalarını yaşıyorum arkadaşlar. Allah beterinden saklasın. Biliyorsunuz en son yakın zamanda elimi kestim. Sonra ondan önce birkaç gün önce yine elimi kestim. Yani izleri hala duruyor yani. Bakar mısınız şuna? Hala böyle kesik izleri falan duruyor her yerimde. Ve en son ayak kısmına geçtiğimizde baş parmağımı bir güzel elektrik süpürgesine sert bir şekilde vurup baş parmağımı tırnağına, o kadar kalın olan tırnağı yani düşünün. Çünkü ayak tırnaklarımız, kaldırdım. Günlerce onun acısını çektim. Daha sonrasında tırnak koptu, çıktı, kalkmıştı zaten tamamen. Yeni tırnak geldi ve bugün de arkadaşlar Çağlanız Çınar'ın odasının kapısına tam çıkarken sert bir şekilde küçük parmağımı vurdum. Ayak küçük parmağımı. Önce uyuştu. Daha sonrasında kanamaya başladı. Zonklamaya başladı. Ağrımaya başladı. Bir de baktık ki tırnak kalkmış zaten kökten. Tabii ben o tırnağı kaldırır mıyım? Kaldırmadım. Yara bandıyla üstüne yapıştırdım. Geri yapıştırmaya çalıştım. Canım çok tatlıdır. Şu an çok acıyor arkadaşlar. Gerçekten çok acıyor. Ya çıkamayacak bantı. Çünkü çıkarken tamamen çıkardım anne. Çünkü o acıtıyor ya böyle. Yapışkan çıkıyor. Yok bir şey olmaz anneciğim ya. Mesela pamağı falan yapıştırdı, tüyeni çıkartıyor. Vallahi böyle arkadaşlar. Dedim ki kalkayım mutfağa gireyim yemeklerimi falan yapayım dedim ama bir saattir falan da böyle tırnak muhabbetiyle oyalanıyorum. Biraz yemekler falan geç kaldı. Hatta bugün de baklava niyetine girdim yani. Yapacağım diye. Hatta baklava yaparım diye video falan da çekmedim. Sizlere birlikte yaparız diye. Niye gülüyorsun ya? Aşk olsun. Hani üzülüyordum biraz önce. Bana baston falan getiriyordu. Baston getiriyordun da anne. Evet. Yüzüne giriyorum. Niye? Şimdi gidelim. Of. Anlayayım. Şu an çok korkular içindeyim. Ayağımı bir yere vuracağım, çarpacağım diye. Yakup burada. Baklava için ceviz kırıyor, ayıklıyor. Yavaş yavaş. Ben de artık... Kuş git oradan. Bataniye attım da havalansın diye balkona. Şimdi baklava, cevizler falan kırılıp hazır olduktan sonra yapacağım onu da. Şimdi şöyle tavuk çıkarmıştım. Yemeğimi yapacağım. Fırın yemeği yapacağım arkadaşlar diye düşündüm ama ben bunları pirzola zannettim. Kız bu göğüs çıktı ya. Göğüs çıktı bu. Göğüs çıktı. Nasıl yapsak acaba? Acaba direkt şey mi yapsam tencerede? Sote gibi mi yapsam? Yoksa fırında mı yapsam? Neyse ben bir düşüneyim, karar vereyim. Daha sonrası birlikte yapalım. Vallahi arkadaşlar tavuk göğsü olduğu için fırında olmaz diye düşünüyorum. O yüzden şey yapacağım. Direkt minik minik doğrayayım. Sote gibi yapayım diye düşünüyorum ama farklı şekilde mi yapsam diye düşünüyorum. Aklıma da bir şey gelmiyor şu an için. Farklı nasıl yapabilirim diye. Bilemedim. Ben bunu şey zannettim ya, bonfile zannettim. Thank you.
Şöyle. Tamam. Soğan iki tane kullanıyorum çünkü lezzetli olsun diye, güzel lezzet veriyor. Bir an önce yemeklerimi yapıp kapatmak istiyorum. Stres oluyorum diğer türlü, çünkü yemeklerim hazır olsun ki arkadaşlar baklavayı da rahatlıkla yapayım istedim. Sizlere de şöyle bir açı ayarladım. Bence bu açıdan çok güzel görünüyor. Şöyle ilk başta ben böyle tavuklarımı bir beyazlatıyorum. Hiçbir şeye katmadan bir suyunu salıyor zaten. Bir beyazlıyor, daha sonrasında soğanlarını katacağım. Şöyle dolu dolu soğanım var. Aa, hatta şu soğanın içine hemen şimdi 2-3 diş falan sarımsak katın. Tekrardan çekeyim. Sarımsağı unuttum çünkü. Sarımsağı da hallettim. Bayağı bir 3-4 diş kadar falan kattım. Şimdi görüyorsunuz soğan böyle bir beyazlanıyor. Ya, tavuk sote zaten arkadaşlar, basit bir yemek. Ama tabii el lezzeti de çok önemli her yemekte bence. Ben öyle düşünüyorum. Birazcık daha böyle bir dursun. Şimdi bu kadar beyazlaması yeter diye düşünüyorum. Artık şöyle soğanlarımı atacağım. Bir yandan da soğanlarım kavrulsun. Şunu güzelce sıyıralım. Bunun içinde de yine soğan var. Sarımsak var. Şöyle. Soğan neyse de arkadaşlar, şu sarımsak var ya, bu sarımsağın kokusu gerçekten çok lezzet veriyor. Kendisi de kokusu da. Şimdi hemen birazcık artık tabii bir de zeytinyağı katıyorum şöyle. Sizler sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ben şöyle biraz zeytinyağıyla kavuracağım. Hem soğanım kavrulsun, hem tavuklarım. Yeşil biberim olsaydı, kapya biberim falan katardım. Çok da severim. Hem renk katıyor hem de lezzet veriyor. Böyle biraz da su koydum. Yıkadım pirincimi, kaynatmaya koydum ama küçük gözüme koydum. Yavaş yavaş olsun, acele etmeyeceğim. Hemen bir yayla çorbası yapacağım. Ben yayla çorbasını bu şekilde yapıyorum. Hani bunun farklı yapılışları da var. Biliyorum ben, kuzenlerim falan, hatta bazıları farklı yapıyor. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Yani soğuk suyla direkt pirinci haşlamaya koyuyorum. Haşlandıktan sonra direkt yoğurtla terbiyesini hazırlayıp veriyorum. Nanesini, işte sonra üzerine işte naneyi falan yakıyorum. Neyse, birlikte zaten yaparız. Görürsünüz aşama aşama nasıl yaptığımı. Tavuğum burada hala pişiyor. Biraz sonra buna salça katacağım. İçine baharatlarını katacağım ve en son domatesini katacağım. Birazcık daha böyle soğanlar öldü ama birazcık daha soğanlarının kaybolmasını bekliyorum. Böyle. Artık bunu şöyle ev salçası katacağım. Şöyle. 2 kaşık kadar atayım ki kıpkırmızı olsun. Daha sonrasında baharatını atalım. Tuzunu atalım. Şöyle tuzunu veriyorum. Çok abartmıyorum. Çünkü ev salçası olduğu için biraz tuzu fazla. Şöyle pul biber katıyorum arkadaşlar. Acılı olsun biraz diye, lezzet verir. Bu pul biberi de çok az kullanıyorum. Normalde market pul biberi olsa daha fazla kullanırım ama bunu benim kayınvalidem kendisi yaptığı için o kadar acı ki anlatamam size yani. O kadar. Şöyle tabii ki de bence soteye kekik çok güzel yakışır. Tavuklara ben kekiği çok güzel yakıştırıyorum. Ete hiç yakıştırmıyorum arkadaşlar. Daha önce denemiştiğim olmuştu.
biraz kekik kattım. Şöyle hemen birazcık da olsa da olur, olmasa da olur ama kokusunu sevdiğim için birazcık da şöyle kimyon katıyorum. Köri falan kullanmıyorum. Bilmiyorum, ben denedim. Hatta öbür evimde videoda denemiştim. Bir ara seviyordum hatta. Sonradan sevmemeye başladım. Bana çok ağır gelmeye başladı körinin kokusu. O yüzden pek yakıştıramıyorum. Şöyle salçam güzelce kavrulacak. Baharatlarıyla şöyle güzelce bir kavrulsun. Vallahi ne pişireceğiz diyoruz arkadaşlar. Allah'a bin şükür olsun. Gerçekten hamdolsun, şükürler olsun. Her günde böyle pişecek bir şey bulunuyor. Gerçekten Rabbim bereketini de veriyor. Her gün yani böyle hani sanki böyle şöyle hissediyorum. Önceden daha çok düşünüyordum ne pişirsem diye. Sanki Ramazan ayında daha az düşünüyorum. Direkt aklıma geliyor yani pişireceğim yemek. Hemen böyle karar veriyorum hemen. Hemen giriyorum, yemekleri yapıp çıkıyorum yani. İyi oluyor. Rabbim hepimizin, herkesin, cümlemizin evine bol bol bereket versin. Nimetlerini eksik etmesin. Böyle arkadaşlar. Şimdi yeterince kavruldu. Artık şöyle domatesimi katacağım. Suyu da ziyan olmasın. Şöyle domatesimi kattım. Bu arada sotenin rengi efsane güzel oldu. Domatesi katmadan bile çok güzel rengini verdi salça. Ve hiç ellemeyeceğim. Altını da kısacağım arkadaşlar. Kapağını da kapatacağım. O şekilde artık hem domates eriyecek hem pişecek. En son halini sizlerle paylaşıyorum. Şimdi banlarım böyle, pirincim pişti sayılır. Çok hafiften böyle diri bıraktım. Şimdi artık şöyle yapacağım. Şunun içine birazcık un ilave ettim ve bolca yoğurt aldım. Güzelce çırptım arkadaşlar. Tabii bu biraz karıştırmam gerekiyor. Çorbam kesilsin istemiyorum çünkü. Şöyle birazcık çorbamı suyundan alıyorum. Ben garantiye alıyorum işimi, böyle yapıyorum. Artık çorbama katacağım. Altını kapatayım. Asla kesilmiyor bu şekilde. Tuzunu kapattıktan sonra atıyorum. Ben böyle terbiyeli çorbalarda tuz atmıyorum arkadaşlar. Tuz çünkü kesiyor çorbayı. Bilmiyorum, ben öyle öğrendim, öyle duydum. O şekilde alıştım. Şimdi buna ne katacağız? Tabii ki de nane. Ama sakın nane yok olmasın. İnanmıyorum. Bu nanesiz olmaz ki. Ay inşallah kiler dolabında vardır. Vallahi kötü haber arkadaşlar. Nane yok. Baktım şimdi. Nane yok. Bu çorba da asla nanesiz olmaz. Nane alıp gel. Kapıdan dışarı nane alıp gel. O yüzden nane alacağım, geleceğim. Arkadaşlar kötü haber, saat geçtiği için marketler her yer kapandı. Sokağa çıkma yasağı var malum, biliyorsunuz. Ve kesinlikle evde, kiler dolabında hiçbir yerde nane bulamadım. Ben nasıl aklıma gelmedi.
Evde açılmamış bir paket nanem var diye hatırlıyorum ben. Ama onu ne yazık ki açmışım ve kullanmışım ve hala da var diye hatırlıyorum, biliyor musunuz şu an? Hala o kadar aklımda kalmış yani. Her neyse, şöyle yayla çorbamı yaptım ama içine biraz renk katsın diye birazcık içine kekik ilave ettim. Ya bu nanesiz olmaz ki ya. Çok üzüldüm şu an gerçekten. Her neyse, buraya da zeytinyağı koydum. Biraz pul biber, birazcık da kekik ilave ettim. Onu da yakıp üzerine coslatacağım en son. Ya yine lezzetli olur ama arkadaşlar, tabii nanesiz ne kadar lezzetli olur bilmiyorum. Şöyle yemeğimin de son halini sizlere göstereyim. Mis gibi böyle sulu sulu, tam böyle ekmek banmalık tavuk sote yaptım. Ellerime sağlık. Şurada da böyle pilavım var. Dün Çınar'la Yakup yedi. Bu kadar kaldı. Ben zaten pilav yemediğim için bu pilav yeter. Bitirsinler bugün onu. Tekrardan pilav yapmayacağım o yüzden. Neyse, şu bir tık kaynasın bakalım. Yakup cevizleri de kırmış, burada hazır. Biraz sonra şuraları bir toparlayıp baklava yapımına başlayacağım. Yemeklerim tamam, hepsi hazır arkadaşlar. Baklavaya geçiş yapıyorum. Baklavam için arkadaşlar 3 su bardağı, yani klasik 200 ml'lik su bardakları ile 3 su bardağı şeker koydum. 3 su bardağı su koymam gerekiyor ama ben birazcık bir tık daha suyunu fazla koydum. Yani tam 3,5 değil ama yani 3 su bardağı tam, birazcık da 2 parmak kadar fazla su ilave ettim. Birazcık da 1-2 damla kadar da limon suyu ilave ettim ve şerbetimi kaynadım, hazır hale getirdim. Bunu artık balkona koyacağım, şerbetim soğuyacak. Şimdi arkadaşlar 250 gram tereyağı kullanıyorum ben. Tereyağı veya margarin, elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Ben elimde margarinim vardı. Yani tereyağı gibi. O şekilde bir paketin tümünü eriteceğim. Yalnız fokur fokur kaynatmıyoruz bunu. Sadece eriyoruz. Eritiyoruz. Erittikten sonra, hafif böyle ılıktan sonra artık baklavamızı yapmaya başlayacağız. Bu burada böyle erirken ben de cevizlerimi şöyle ezip toz haline getireceğim. Aşırı toz haline getirmeyeceğim. Hafif böyle diri diri parçacıklarda kalsın istiyorum. Şimdi şöyle cevizimi bardağın arka kısmıyla ben şu şekilde ezdim arkadaşlar. Dediğim gibi biraz böyle tanecikli kalsın istedim. Çünkü baklavanın içinde çok toz gibi ceviz de bence güzel olmaz. Böyle tanecikli daha lezzetli olur diye düşünüyorum. Umarım cevizin yeter. Bayağı bir cevizimiz var ama Yakup bu kadar kırabildi. Neyse, hadi bakalım baklavamıza başlayalım. Şimdi öncelikle baklavalık yufkamın boyutuna bakacağım. Dediğim gibi daha önce hiç yapmadım. İlk defa yapacağım. Umarım güzel olur. Umarım emeklerim boşa gitmez. Malzemem boşuna gitmez. İlk defa yapacağız bakalım. Şöyle koruyacağım. İçinden. Şöyle iki parça halinde mi? Yok, bir de şöyle. Boyutuna bakacağım öncelikle. Çünkü fırın tepsisinde yapmayı düşünüyorum da. Bakalım. Bir deneyelim. Sadece boyutuna bakmak için. Şöyle tabii kenarından şey oluyor. Çünkü borcamda mı yapsam acaba bilemedim ama arkadaşlar, böyle fırın tepsisinde yapasım var. Böyle hani ev baklavalarını da fırın tepsisinde yapar ya annelerimiz. Nasıl lezzetli olur böyle. Ay. Şöyle ölçeceğim. Şimdi şu şekilde tepsimi ölçtüm. Kestim. Bunu kesmemin sebebi
yerleştirirken daha kolay yerleştirmek istiyorum. Tabii o kestiğim bölgeyi de ziyan etmeyeceğim aslında arkadaşlar. Şu şekilde mi yapalım? Bakın tam tamına oldu. Görüyor musunuz? Tam tamına oldu. Ondan dolayı ben kestim. Sizler de böyle borcama ya da tepsiye neye yapacaksanız arkadaşlar ölçüp keserseniz daha bir kolaylık olur sizin adınıza. Şimdi bu erittiğim tereyağımı da getirdim yanıma. Hemen bana yardımcı olacak arkadaş şu fırça. Şöyle bir karıştıralım. Öncelikle tepsinin altını şöyle bir güzelce ve hemen şöyle ilk katımı attım. Güzelce bir yerleştiriyorum. Hemen yine böyle şu şekilde yağlıyorum arkadaşlar. Her kata böyle tereyağı süreceğim. Çok abartmaya da gerek yok. Tekrardan şöyle bir 3 kat 3 kat şeklinde yapacağım. 3 kat hamur arasına ceviz koyacağım. Bu şekilde yapacağım. Üçüncü katımı atıyorum. Yine şu kenarları çok fazla havada kalırsa düzeltirim keserken. Hiç sıkıntı değil. Vallahi ben de o kadar heyecanlıyım ki şu an. İlk defa yaptığım için nasıl olacak çok merak ediyorum şahsen. Şimdi 3 katımızı koyduk arkadaşlar. Artık şöyle arasına birazcık ceviz serpiştiriyorum.
Kesmiş olduğum parçaların hepsini kullandım. Asla ziyan etmedim. Onu söyleyeyim baştan. Şimdi en üstüne artık düzlüğünce 3 kat daha şöyle katlatıp kapatıp böyle üzerine düzgün yapmaya dikkat edin arkadaşlar. Şu şekilde üzerine de yaptım artık. Şimdi burada bayağı bir kaldı. Bunları ben çok farklı bir şekilde değerlendireceğim. Önemli olanı kesmiş olduklarımı değerlendirdim. Onları ziyan etmedim. Baklava hamurundan çok güzel börek yapıyorlar. Sodalı börek falan yapılıyor. Böyle bir şey yapmayı düşünüyorum ben de. Şu kenarlarını acaba diyorum düzlesem mi? Onda birazcık şeyim. Tedirginim de. Şu çirkin dursun istemiyorum. Burada baklava hamuru çok çabuk kuruyor ve çıtır çıtır oluyor. Şimdi ballarım, ben artık bunu keseceğim güzel bir şekilde. Bu bıçak doğru bıçak mıdır bilmiyorum ama tırtırlı bıçakla da olmaz ki. Şöyle kenarlarını da almayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar çok zor şartlar altında kestim. Şu hale getirdim yani. Kare kare kesebilmeye çalıştım. Gerçekten çok zor kesiliyor. Hamurundan kaynaklanıyor sanırım. Ya da ben beceremiyorum bilmiyorum. Şu bıçakla, Alman bıçağıyla denedim. Olmadı. Dağılıyor. Bir de üzerine bastırmak zorunda kalıyorum. Hamur olacak diye korktum. Şöyle büyükle kestim yine en sonunda ama pizza keseceğini bile denedim. Yani insan bilmeyince demek ki böyle oluyormuş. Ne diyeyim? Ya da herkes zorlanıyor kesmekte. Evet tüm arkadaşlar, kalan tereyağımı da üzerine döküyorum şöyle. Eşit bir şekilde dökmeye çalışıyorum. Vallahi inşallah bu kadar emek verdim. İnşallah güzel olur. İnşallah hamur falan olmaz. Şimdi 200 derecede fırınımı güzelce ısıttım. Şimdi artık bunu fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar, baklavamız çıktı fırından. Vallahi çıtır çıtır oldu. Daha şimdi yeni çıkardım. Şu an daha böyle kaynıyor. Çok güzel bir şekilde pişti. Altı da üstü de pişti. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an hafiften hafiften cosluyor. Duyuyorsunuz değil mi? Şu an cosluyor arkadaşlar. Tabii böyle çok baklavacı ustalar yapıyor ya, böyle hoplatıyor yerinden. Benim o kadar yerinden oynamıyor vallahi. Şimdiki şerbetini verdim baklavamın. Vallahi yeterli gibi gözüküyor şerbeti ama yine de şu ek şerbetimi tencereye aktardım. Böyle soğusun diye. Yeterli olmazsa, böyle çok şerbetsiz kalırsa arkadaşlar, biraz daha üzerine ilave ederim. Ay inşallah lezzeti güzel olmuştur. Şu an çok çıtır çıtır güzel görünüyor ama hadi bakalım hayırlısı. Görüyorsunuz arkadaşlar, zafer benim. Çok şükür mutfağımı temizledim, pakladım, makinemi doldurdum ama tam dolmadığı için şimdilik çalıştırmadım. Şurada tencerelerimi yıkadım elde. Çayımı falan zaten demlemiştim. Şimdi çayımı koyacağım. Ondan sonra
İçerideki ahaliye bir baklava servisi yapacağım. Bakalım baklava nasıl olmuş? Merak ediyorum. Tabii ben de vallahi saat geç ama yine de tadına bakmak istiyorum. Çok merak ediyorum ben de nasıl olduğunu. Ama her şeyden önce çay. Çay vazgeçilmez. Şimdi ocağımı falan da sildim. Mis gibi kokuyor mutfağım. Buraya da güzelce bir çamaşır suyu koydum. Çay falan döküldüğü zaman arkadaşlar kahve çay çok çabuk sararıyor. Granit bunlar biliyorsunuz malum. Ondan dolayı çabuk sararıyor. Şimdi böyle anneannemle annem baklava yaptıkları zaman böyle fırın tepsilerine yaparız bizler. Böyle onlardan özendim, esinlendim. Ben de o yüzden hatta fırın tepsisine yaptım. Böyle kapağını da kapatırlar tepsiyle. Şimdi baklavamın görünümü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Ben sıcak baklavaya soğuk şerbet döktüm. O şekilde yaptım. Şöyle çıtırlığını da size şöyle göstermek istiyorum. Böyle ne çok aşırı çıtır. Bakın. Sesi duyuyor musunuz? Şöyle hamurluk falan yok asla içinde. Şu şekilde iç kısmı. Böyle tane tane ayrılıyor. Dökülüyor. Böyle çok çatır 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 değil. Ama kıvamı güzel gibi duruyor. Hadi bakalım. Evet ballarım, ben hala böyle gördüğünüz üzere çay keyfi yapıyorum. Çaylara doyamadım. Yani tek kelimeyle bir şey söyleyeceğim. Baklava efsane güzel olmuş. Hakikaten güzel olmuş. Çıtırlığı da, içinin pişkinliği de, tadı da, lezzeti de, şerbeti de çok güzel olmuş. Eğer sizler de böyle hazır baklava hamurundan baklava yapmak istiyorsanız, kolay basit bir şekilde baklava yapmak istiyorum Çağla diyorsanız, bana güvenerek ve verdiğim tarife güvenerek yapabilirsiniz. Eğer şerbetini daha koyu seviyorsanız, daha yoğun seviyorsanız arkadaşlar, yani daha fazla kaynatabilirsiniz. Birazcık daha limon suyunu fazla katabilirsiniz veya şeker oranını biraz daha yükseltebilirsiniz. Ben şerbetini çok böyle kıvamlı şerbet sevmiyorum. O yüzden ben pastane baklavaları da sevmem. Pek de yemem. Tercihim değildir. Genelde ev baklavasını çok severim. Bayılırım. Annemin, kayınvalidemin baklavasına bayılırım arkadaşlar. Çok da severek yerim. Tabi şimdi bir el açması gibi olur mu? Tabii ki olmuyor. Ama bence uğraşmaya değer mi? Değer. Gerçekten değer arkadaşlar. Yorulduğuma değdi mi? Değdi. Hakikaten lezzetli, güzel bir baklava olmuş. Hafif, mideyi yormayacak, ağır gelmeyecek bir baklava olmuş. Tabi bunun şeklini falan da sizler kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Mesela bunu rulo halinde yapabilirsiniz. Tam tersi üçgen dilimle yapabilirsiniz. Benim yapmış olduğum gibi yapabilirsiniz. Daha büyük dilim yapabilirsiniz. Ben mesela bir dahaki yaptığımda oklavayla yapmayı düşünüyorum. Bu oklavayla hani rulo rulo şekli veriyorlar ya, böyle ne diyorlar ona ya? Buruşuk buruşuk. Aklınıza gelirse siz yoruma yazın. Şu an benim aklıma gelmedi. O şekilde yapmayı düşünüyorum. Çünkü birazcık kesimi zor oldu arkadaşlar. Yalan söyleyemeyeceğim. Birazcık kesimi zordu benim için. İlk yaptığım için de olabilir. Her neyse, güvenerek bu tarifi kullanıp yapabilirsiniz. Yaparsanız da lütfen Instagram'dan bana özelden mesaj olarak resimlerinizi paylaşırsanız ben de hikayemde paylaşırım. Hepinizi çok seviyorum. Ben çay keyfine devam, videomu falan da editledim. Artık birazcık oyun oynayacağım. Telefonumu şarja takacağım. Telefonumu şarjı yok. Şu eski yıllar önce ben Candy Crush oyununu oynardım. Yine ona sardım. Tekrardan onu indirdim. Dün indirdim herhalde. Evet, bayağı bir bölüm de geçtim. Boş zamanlarımda onu oynamaya çalışıyorum. Böyle genelde boş zamanlarım derken de gece otururken falan oynamaya çalışıyorum. Yarın da inşallah eğer vakit bulabilirsem Kore dizilerine başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım böyle böyle günleri geçiriyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, sıhhatli olun inşallah diyorum. Hayırlı Ramazanlar diyorum tekrardan. Hoşça kalın.